Dönen son seri interface diye bir şeyden bahsetmiştik hatırlıyorsunuz. Seri interface. Seri interface'in yaptığı şey neydi? WAN bağlantısı için kullanıyordu. Yani artık internet üzerinden size gelen bir bağlantı tipiyle router'ınızı bağlamak için kullanıyordu bu seri interface'i. Ama mecbur kalırsanız böyle işte şu router'da olduğu gibi işte iki tane interface'in de bir network, birer network için kullandığınızda elinizde interface kalmadığı zaman bunu network bağlantısı yapmak için iki router arasında kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu tavsiye edilen bir şey değil ama mecbur kaldığınız zaman kullanabiliyorsunuz. Peki yapalım beraber. Konfigürasyonu yapmaya başlayalım. Şimdi alttaki router'a gelin. Alttaki router'a. Sonra tekrar CLI tabana koşun hemen. Önce IP'leri verelim. Enable. Jump'd. Ve de configuration mode'a kadar geldik. Alttaki router'dayız. IP'yi nasıl veriyorduk biz? Interface facet falan diyorduk hatırlıyorsanız. Peki bu sefer ne diyeceğim? Interface diyeceğim. Ama bu sefer facet demeyeceğim. Ne diyeceğim? Bakın serial 010 diyeceğim. Niye? Çünkü şu IP'yi vereceğim yer neresi? Seri interface. O yüzden bunu ifade ederken de facet değil, serial diyeceğim. Tamam? Yani burada serial falan uzun bu şekilde yazmaya falan gerek yok. Serial deyip uzun uzun yazmaya gerek yok. Şöyle kurtarabiliyorsunuz bunu da. Interface serial 0/1/0 şeklinde kurtarabiliyorsunuz. Tamam? Tamam bunu yazmaya gerek yok. Enter. Ondan sonra klasik IP adresi vermek. IP adresi nasıl veriyorduk? IP adres 192.168.3.1 oranın IP adresi. Sonra 3 tane 255 subnet maskesi. Ve de enter. Bundan sonra ne yapmak lazım? Bir de portu ayağa kaldırmak lazım. Onun için ne yapıyorduk? No shutdown diyorduk değil mi? No shutdown. Komutlar bunlar. Interface'e gittik. IP adresini yazdık. Sonra no shutdown deyip interface'i ayağa kaldırdık. Yalnız şu an hala kırmızı. Niye kırmızı? Çünkü yukarıdaki de kapalı değil mi? Yukarıdakini açtığımız zaman yeşillenecekler. Var problem. IP verdik. Peki. Yukarıdakine de gidip IP'sini verelim. Yukarıdaki router'a. Şimdi bakın yukarıdaki router'a gittiğinizde şimdi ben kablonun nereye bağlı olduğunu şuradan görebiliyorum da hani cihazın üzerine de baktığınızda nereye takılı olduğunu da görüyorsunuz. Ama komut satırından kablonun nereye takılı olduğunu tahmin edebilmek için bir komut var. Direkt göstermiyor ama tahmin edebiliyorsunuz. Nasıl olduğunu göstereyim şimdi. Hemen koşun bir şeyler tabuna. Enable deyin. Sonra şu komutu koyalım. Show IP interfaces. Show IP interface komutu. Komut bu. Bu cihaz üzerindeki interface'leri gösteriyor size. Show IP interface komutu. Şimdi sonra IP interface dediğinizde şöyle mor çıktı. Bakın basıp şöyle abuk sabuk bir ton şey görüyorsunuz da bizim istediğimiz şey bu değil. Bir de bunun sonuna brief diye bir komut ekliyorsunuz. Brief. Brief ne demek? Ya da hani böyle özet anlamında böyle toplantılar falan oluyor ya o anlamda. Yani bana interface'leri özet olarak göster diyorsunuz. Tamam. Show IP interface brief. Bakın bunu dediğinizde şu komutu verdiğinizde show IP interface brief dediğinizde bakın şurada interface'lerinizi gösteriyor. İnterfezlerinizi. Şöyle biraz sola çekeyim. Karakter biraz büyük olduğu için tam gözükmüyor. Biraz daha sağa çekersek. Bakın interface'lerinizi buradan görüyorsunuz. Şurada interface'lerinizin tipi var. IP adres kısmı unassigned olarak gözüküyor olmasının sebebi şu an bu interface'in herhangi bir tanesine IP verilmemesinden kaynaklanıyor. Tamam? Peki metot kısmında unset, metot kısmında unset demesinin esprisi de şu an hiçbir konfigürasyon yok diyor, tamam? Ama bakın şurada iki tane kısım var. Administrator is down, status kısmı ve protocol kısmı down kısmı. Şimdi bunlar ne demek? Bunlar bizim için önemli. Bunlar sorun çözerken lazım olabilecek şeyler. Niye? Bir interface'de administrator is down yazıyorsa eğer orada shutdown komutu verilmiş demektir. Shutdown komutu. Shutdown komutu ne yapıyor demiştim?
interfaceleri kapatıyor demiştin değil mi? Hatta bunu açmak için no shutdown diyorsunuz. Dolayısıyla ben şu komutu verdikten sonra baktığımda şurada administrative down olarak görüyorsam biliyorum ki shutdown komutu verilmiş. Tamam? Anladığım şey bu. Peki burada çalışıyor olarak anlamak için ne yazması lazım? Up yazması lazım. Up. Tamam? Up. Up görüyorsanız bilin ki administrative down değil, port açık demek. Tamam? Peki burada protokol kısmında down yazıyor. Protokol kısmında çalışıyor olduğunu anlamak için, yani verdiğiniz IP'lerin doğru olduğunu, kabloların doğru olduğunu, interface'in açık olup olmadığını anlamak için protokol kısmında normalde up olması lazım. Down olmasının bir esprisi daha var. Hani buraya baktığınız port açık up. Ama protokol kısmına bakıyorsunuz down. Protokol kısmı down. Yani her şey tamam. IP'ler tamam. İşte her şeyi ayarlamışsınız. Gayet up up. Ama protokol kısmına bakıyorsunuz down. Protokol kısmının down olmasının iki tane sebebi olabilir. Bir tanesi yanlış kablo taktınız. O olabilir. İkincisi de hani demiştik ya bu seri interface'lerde hızı söylüyor bir taraf demiştik. Hızı söylüyor demiştik, hatırlıyor musunuz? DC olan tarafta hatırlıyorsunuz o da. DC olan taraf hızı söylüyordu. ISP tarafı. DC tarafına gidip hızı söylemediyseniz protokol kısmında down olarak gözüküyor. Tamam. Bakın şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hemen jump day deyip IP'sini verelim onun. Gelin. O cihazın IP'si 3.2. Interface serial kaç o? 010 0/1/0 IP adres 192.168.3.2.255.255.255.0 Yine no shutdown. Peki. Son o komutu tekrar verelim. Do show IP interface brief. Komutunu bir daha veririm. Bunlar abuk sürük bir şey var. Birkaç defa karşıma geliyor. Herhalde bu packet tracer 5.3 ile alakalı. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şunu göstereyim önce. Bakın şimdi. IP kısmında unassigned yazmıyor bu sefer. Ne yazıyor? IP'yi verdiğimi gösteriyor. Metot kısmında money olarak görüyorum. Niye? IP'yi ben verdim çünkü. Money, static verdim. Status kısmında up görüyorum. Niye? No shutdown dedik. İnterfeyizi açtık. Protokol kısmında up görüyorum. Normalde down olarak görüyor olmamız lazım. Niye down olarak görüyor olmamız lazım? Normal şartlar altında. Her şey tamam. Ama bakın up gözüküyor burası. Ne zaman down oluyor demiştim burayı? Hızı söylemediyseniz değil mi? Biz şu an hız falan ayarı yaptık mı? Yapmadık ama ona rağmen up gözüküyor. Burada bir enteresanlık var. Bunu birkaç defadır alıyorum da normalde burası down olarak gözükmesi lazım. Gidip hızı verdikten sonra up olduğunu görmemiz gerekiyor. Ama nedense böyle bir enteresanlık var. Peki. Neyse önemli değil. Hızı da söyleyelim. Hızın nasıl söylendiğini görelim. Hızı ben ne taraftan söyleyeceğim? Hangi taraftan? Hani demiştim mi? Dün kabloyu takarken şöyle demiştim. Şu clock olan DC olan taraf demiştim. Şurası DT olan taraf demiştim haliyle. İki tane şansımız var. DC olan tarafı hızı söylüyordunuz. Saatli olan tarafa. Şimdi bakın ben burada hangisini nereye bağladığımı görebiliyorum. Clock falan burada var da. Şimdi hatırlıyorsanız dün kabloyu göstermiştim ben size. Hatta bir daha göstereyim. Şimdi kabloyu ortadan bağladığınızda ortaya birleştiriyorsunuz demiştim ya. Şimdi kablo ortadan birleşik ya. Siz hangi tarafın DC, DT olduğunu buradan anlayabiliyor musunuz? Kablo birleşik olduğu için. Dişi olan DC, erkek olan DT. Ama ikisi bir şu an. Anlayamıyorsunuz. Bazı kablolarda, seri kablolarda üzerinde DC, DT diye yazıyor. Oradan anlayabiliyorsunuz hangisinin ne olduğunu da. Ama şimdi böyle bir durumda ne yapacaksınız? Bilmiyorsunuz, göremiyorsunuz. Sökmeniz lazım mecburen. Şimdi sökerseniz bağlantı kaybolacak. İşte o sebeple cihazın üzerinden hangi tarafın DC olduğunu görebiliyorsunuz. Adamlar bunu da yapmışlar. Bu ihtimale karşı. Peki DC, DT olan tarafı nasıl göreceksiniz? Hemen alttaki router'a gidin. Orada bir tane komut vereceğiz. Alttaki router'da. Komut do show controllers. Komut şu. Do show controllers dediğiniz zaman alt taraftaki router'da şöyle upuzun abuk sabuk bir ton bir şey çıkaracak size. Böyle aşağılara doğru gider. Çünkü bu cihazınız üzerinde bulunan bütün interfacelerle ilgili bilgiler veriyor. Ama ben sadece bir tanesini görmek istiyorsam komutu şöyle veriyorum. Do show controllers serial
0 slash 1 slash 0 diyorum şöyle. Komutu böyle verdiğiniz zaman artık sadece bununla ilgili bilgi görüyorsunuz. Tamam? Hemen bir deneyelim. Do show kontrolü seri 010. Var ya seri diye açık açık yazdım ya. Seri deyip yazsanız oradan da kurtarıyor. Fark etmez. Bak komutu böyle verdiğinizde artık böyle sadece seri 010 için görüyorsunuz. Ve bakın şurada yazıyor. Görüyor musunuz? Komutu verdikten sonra 1, 2, 3, 3. satır. Komutu verdikten sonraki alt taraftaki 3. satır. Tamam. Bakın şurada clock rate diye bir şey belirlemiş. Bu packet tracer 5-3-3'te beraber böyle olmaya başladı. Daha önce yoktu. 5-3-3'ü kullanıyoruz en sonu. Normalde bizim hızı gidip kendimiz söylememiz gerekiyordu ama seri interfacelerde artık böyle yapmışlar adamlar nedense. Kabloyu bağladığınız zaman her iki tarafta birbiriyle konuşuyor ve 2 megabit olacak şekilde bir tane hız belirliyorlar. Ama kendi kendine yapıyor bunu. Normalde gidip sizin belirlemeniz gerekiyor da herhalde böyle yapmış adamlar bundan sonra. Alttaki. Ben de DTE olarak. O zaman sen ters takmışsın kalıyor, önemli değil. Sen yukarıdaki router'da yapacaksın şimdi yaptığımızı. O zaman hocam şeyin up olmasının sebebi ne? Doğru. Doğru. Up olmasının sebebi zaten o. Yani adamlar 2 megabit belirliyor da zaten kendi aralarında hızı. O yüzden up oluyor. Normalde down olması lazım. Peki hızı verelim. Hızı vermek için de o clock olan, DC olan tarafa gidiyorsunuz. DC olan tarafta yine interface'in içine gidiyorsunuz. Interface serial 0 slash 1 slash 0 diyorsunuz. Sonra komut clock rate. Clock rate komut. Bu komut hızı belirliyor. Ki dün demiştim hatırlıyorsanız bu seri interface'ler çok yavaş çalışıyor demiştim. Ki hatırlıyorsanız maksimum 4 megabit'e çıkabiliyordu. Ki buradaki interface'ler bu yerde çalışıyor. Yani fast ethernet'leri düşünün 100'er megabit çalışıyor. 25 katı fark var. O yüzden fast ethernet'ler daha hızlı, seriler daha yavaş. Ki o yüzden de kullanılmıyor zaten çok fazla. WAN bağlantısı dışında. Clock rate slash soru işareti yaptığınızda bakın şurada en fazla 4 milyon bit yazıyor. 4 milyon bit. 4 milyon bit eşittir 4 megabit'e denk geliyor. Yani şöyle de yazarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, tamam. 4 milyon. Böyle yazdığınız zaman artık oradaki iletişim 4 megabit üzerinden gerçekleşmeye başlıyor ki daha yukarıya çıkamıyorsunuz farkındaysanız 4 megabitten fazla yok. En fazla bu kadar. Tamam. Yani buradan buraya iletişim 4 megabit üzerinden gerçekleşiyor. Saniyede 400K. Peki. Yukarıdaki router'a gidelim. Ben de komut tamamlanamadı diye buraya veriyorum. Nerede veriyorsun komutu? Neresinde? Hangi, ne tarafında? Yani neyin içindesin? Yani şurada mısın? Interface serial 0 slash 1 slash 0 mısın? Şöyle mi dedin? 4 milyon yazdığına eminsin değil mi? Ha, 4 milyon yazıyorsun oraya. Şimdi yukarıdaki router'dayız. Yukarıdaki router'ın hani bir DT olduğunu görmüş olalım. Onu da gösterelim. Do show controllers serial 0 slash 1 slash 0. Bakın oranında DT olduğunu görüyorsunuz. Ve de yani yaptığımız tek şey interfacelere IP veri kusa söylemek. O kadar. Hızı da DC olan tarafta söylüyorsunuz. Onun için de interface'e gidip clock rate komutunu veriyorsunuz. Bu kadar. Orada soru işareti yaptığınız zaman da ne kadar hızlı çıkabilirsiniz size söylüyor. Yaptığı şey bu. Peki bir test yapalım bakalım ping atabiliyor muyuz? Şuradan şuraya ping atmaya çalışıyorum. Gayet successful. Gayet erişebiliyorsunuz. Ping atma için şuradaki zarfı kullanıyorduk hatırlıyorsanız. Oradan oraya bir daha ping attığınızda gayet successful olduğunu göreceksiniz. Hani packet tracer'da bir saçmalık var demiştim. İlk defa ping attığınızda gitmiyordu falan demiştim ya. Seri interface'lerde onu yapmıyor. Sadece fast ethernet'lerde yapıyor. Seri interface'lerde hiç ilk seferde fail almıyorsunuz. Enerji. Var mı problem? Konfigürasyon için 2-3 tane tık yaptınız. Hepsi o kadar. Hocam peki mesela port çoğaltmak için kart taktık hocam. Hı hı. Kaç tane ortalama kart oluyor? Daha doğrusu port oluyor.
O cihazdan cihaza değişiyor. Mesela bizimkilerde yanlış hatırlamıyorsam 4 tane olması lazım. 4 tane takabiliyorsun. Aldığın cihaza göre. Mesela bak şurada Custom Made Device'ın altında şöyle bir tane router var. Bak onun üzerinde de şöyle girişler var gibi. Mesela şurası bir giriş. 2, 3, 4, 5. 5 tane var mesela bunlar. Ya da şunların ikişer tane herhalde gibi. Bakmak lazım router'a. Router'ın modelinden modeline göre değişiyor. Peki, var mı problem? O zaman şunu yapacağız beraber. Bilgisayarlardan cihazlara Ethernet yapmıştık hatırlıyorsanız. Bilgisayardan cihazlara Ethernet yapıp uzaktan cihazların yönetiminmeye başlamıştık. Şunu da yapabiliyorsunuz. Cihazdan da cihaza Ethernet yapabiliyorsunuz. Mesela ben şuradayım. Şu cihazdayım. Şu cihazdan şu cihaza Ethernet yapabilirim. Şimdi bu niye ihtiyacınız? Yani buna niye ihtiyacınız olabilir? Şu sebeple. Adamlar şöyle bir ortam veriyorlar size. Mesela şuraya bir tane PC atıyorlar. PC'den de şöyle cihaza konsol bağlantınız var. Şöyle. Bu durumdasınız. PC'den router'a sadece konsol kablonuz var. Şimdi ben buradan konsol kablosuna bağlayayım ya. Ben bunu network iletişim için kullanabiliyor muyum? Hayır, bu konsol kablosunun yaptığı tek şey router'a bağlantı yapıp cihazı yönetmek. Siz buradan ping atamıyorsunuz. Buradan bu sağa sola internet yapamıyorsunuz. Onlar yok. Peki nasıl yapacaksınız? Taktik şu. Ben şimdi buradan buraya konsolla bağlayayım ya. Buraya konfigüre edebiliyorum. Buradayım. Buradan da buraya Ethernet bağlantısı yapacaksınız. Sizden istedikleri şey de bu. Makine bu. Konsolla buraya bağlısınız. Buraya Ethernet bağlantısı yapmanızı istiyorlar mesela. Böyle bir ortam. Şimdi IP'niz yok. Sadece konsol bağlantınız var. Ve şu cihaza bağlısınız. Bu cihazdan bu cihaza Ethernet bağlantısı yapacaksınız. Bazen IP'yi de vermiyorlar. Yukarıdaki cihazın IP'sini de vermiyorlar. IP'sini vermediği zaman da IP'sini bulabilmek için bir protokol var. Birazdan konuşacağız. Oradan IP'sini bulup Ethernet bağlantısı yapabiliyorsunuz. Ama bizim şu anki ortam için konuşacak olursak PC'miz var. IP'si hiçbir şey yok. Konsol da buraya bağlı. Biz buradan şuraya Ethernet bağlantısı yapacağız. Yapacağımız şey bu. Tamam. Peki hemen siz de bir tane PC atıp şuraya, şu cihazın altına. Şu Ant Devices kısmından bir tane PC. Ve onu da konsol kablosuyla cihaza bağlıyorsunuz. Bunları lablarda soruyorlar. Siz konuşmanı falan da anlatırken hani son soru lab falan demiştim ya. İşte orada soruyorlar. Hatta IP'sini falan da vermiyorlar. Yani IP verdiği zaman iş kolay. Internet yapıyorsun, onda bitiyor. Ama IP'yi de vermiyor. IP'yi de öğrenebiliyorsunuz. Peki, ben şimdi bu cihazdan aşağıdaki bilgisayardan cihazı nasıl görürüm? Aşağıdaki bilgisayardan cihazı nasıl görürüm? Cihaza nasıl bağlantı yaparız? Konsola nasıl bağlantı yapıyorduk biz cihaza? Huti diye bir program vardı. Gerçekte öyle yapıyorsunuz da. Packet Tracer'da nasıl yapıyorduk? Cihaza tıklıyorduk. Sonra desktop'una gidip terminal diyorduk, değil mi? Terminal. Bu direkt cihaza konsol üzerinden bağlantı yapmanızı sağlıyor. Evet, okey. Bakın şu an cihazın içerisindeyim. Cihaza bağlayayım. Bir daha gösteriyorum. Cihaza tıkladınız. Sonra terminal diyorsunuz. O kadar. Terminal dedikten sonra okey diyorsunuz. Bu kadar. Tamam. Şu an şu cihaza bağlayayım. Bakın IP hiçbir şey yok farkındaysanız. Direkt buraya bağlantı yaptım. Ben buradan yukarıya zıplayıp Ethernet bağlantısı yapacağım. Buradan yukarıya Ethernet bağlantısı yapacağım da Ethernet için ne gerekiyordu bize? Ethernet için Ethernet bağlantısı yapabilmek için bir şey ayarlamak gerekiyordu. Ethernet password'u ayarlamak gerekiyordu, değil mi? Ethernet'te password soracaksa ama password yoktu. O yüzden gidip şu cihaza bir o Ethernet ayarlarını yapalım. Yani Ethernet ayarı yapmadan cihaza yine bağlantı yapamıyorsun. Onların olması lazım. Peki şunu aşağı attım ben. Şu yukarıdaki router'a gidip Ethernet ayarı yapacağım. Tane şifresini nasıl veriyorduk? Yok, ST değil. VTY'di değil mi? Line VT'ye soru işareti yaptığınızda sorduğu rakama göre oradan bir rakam veriyordunuz. Yukarıdaki router'dayım. Line VT'ye derim. Line VT 0.15. Niye 0.15? Çünkü bu kadar kişi bağlanabiliyor maksimum. Ve ben hepsi için ayar yapmak istiyorum diyorum. Line VT 0.15. Tamam. Sonra password girelim. Password 1, 2, 3 olsun.
kartımıza ve şifremizi verdik. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Telnet bağlantısı yapmak için şu şifreyi veriyordunuz da, telnetle bağlantı yaptığınızda bu şifreyi soruyor size de, enable dedikten sonra devam ettirmiyordu. Niye? Enable şifresi ayarlamadığınız için. Enable şifresi de ayarlamak lazım. Ve exit deyip çıkıp enable şifresini de ayarlıyorum. Enable secret, o da 1-2-3 olsun. Bu da enable şifresi vermekti hatırlıyorsanız. Bunun iki tane versiyonu vardı. Enable password, o eski versiyonu. Bir de enable secret vardı, bu da yeni versiyonu. Tamam. Peki. Enable secret dedik, 1-2-3 dedik ve de tamam. Şu an bu cihaz telnet bağlantılarını kabul edebilir durumda. Peki tekrar alttaki PC'ye gidin. Terminalle bağlı olduğunuz PC'ye gidin. Şu aşağıdaki PC'deyim. Terminalle bağlayıp yukarıya, şuraya. Buradan buraya telnet bağlantısı yapacağım. Telnet bağlantısı yapmak için kullandığınız komut, şöyle orijinal yerine geleyim de oradan göstereyim. Telnet bağlantısı yaptığınız komut. Telnet. Telnet bağlantısı yapmak için kullandığınız komut yine telnet. Komutun orijinal yeri privilege mod. O yüzden ben privilege moda gittim oradan göstermek adına. Ondan sonra IP adresini yazıyorsunuz. İşte 192.168.3.2 gibi. Ya da direkt böyle yazmanıza gerek yok. Direkt şunu yazsanız da kurtarıyor. Şunu yazsanız da kurtarıyor. Niye? Hatırlıyorsanız hani abuk subuk komut yazdığınızda iptal etmek için CTRL Shift 6 falan yapıyordunuz ya. Orada ne yapıyor demiştim. Böyle bir komut olmadığını anlayıp telnet bağlantısı yapmaya çalışıyor demiştim hatırlıyorsanız. İşte adam böyle bir komut olmadığını anlayıp telnet bağlantısı yapmaya çalışıyor o IP'li bilgisayara. Tamam? Peki. Komutun olduğu yer burası. Buradan direkt böyle yapabiliyorsunuz. Ama Jonktel'in içerisindeyseniz, configuration moddaysanız telnet bağlantısını nasıl kullanacaksınız? Do telnet IP yazabilirsiniz ya da do direkt IP yazabilirsiniz. Böyle. 192.168.3.2. Tamam? Koymasak yine her şey. Yok. Onu telnet bağlantısı yapmaya çalışmıyorum. 192.168.3.2. Bakın yukarıya telnet bağlantısı yaptım şu an. Farkındaysanız ben buradayım. Buraya bağlantım var. Buradan buraya telnet bağlantısı yapıyorum cihaza. Ve istiyorlar gerçekten bunu sınavlarda. Adam bunun konfigürasyonunu yapmanızı istiyoruz diyor. Bağlantım bu. Hadi yap diyorlar ondan sonra. Tamam. Bak şu an cihaza bağlandık. Şifre soruyor. Şifre neydi? 1-2-3. Yani gayet cihazın içerisindeyim. Sonra enable diyorum. Sonra bir daha şifre soruyor. Ona da 1-2-3 dedik değil mi? 1-2-3. Bakın şu an yukarıdayım. Gelmişken router'ın ismini değiştirelim. Jonkte. Ve de host name. Host name. İşte üst router olsun. Hani baktığımızda nereye bağlı olduğumuzu da anlayalım. Tamam. Üst router. Ha o da olur tamam. Hostname DT olsun. Tamam. Host. Aşağıya da inelim. DC olarak değiştirelim onu. Tamam. Bakın şu an yukarıdaki router'a bağlayayım. Ve gayet konfigürasyonunu yapabilirim. Peki ben kendi router'uma dönmek istiyorsam. Kendi router'uma geri dönmek istiyorsam. Şu an yukarıya bağlayayım. Aşağıya geri dönmek istiyorum. Ne yapabilirim? Bildiğiniz bir yöntem var aslında. Yok, kendi kendine telnet yapmış olursun. Ne yaparız? Çıkarım değil mi? En dışarıya kadar çıkarım. Exit derim. Exit derim. Kendi router'unuza geldiniz zaten. Bakın kendi router'umdayım şu an. Kendi router'uma geri döndüm. Ama amacım böyle anlık bir komut değiştirmek için buraya gelmekse bu kadar bağlantıyı koparmaya gerek yok. Onun için de bir kısa yol uydurmuşlar. Hani bir kısa yolunuz vardı hatırlıyorsanız söylemiştim ilk başta. O kısa yol. Tekrar bir telnet bağlantısı yapın yukarıya. Şifre 1-2-3. İşte enable dediniz. 1-2-3-4 yok. Sonra jump dediniz falan. Yukarıdaki router'a bir konfigürasyon yapıyorsunuz. Yukarıdaki router'a bağlayayım şu an. Yukarıdaki router'a bir konfigürasyon yapıyorsunuz. Anlık bu router'a geçmeniz gerekiyor. Anlık bu router'a. Peki ne yapacaksınız? CTRL Shift 6 yapıp bırakıp X'e basıyorsunuz. CTRL Shift 6 bırakıp X. Yapın hemen. CTRL Shift 6 bıraktım X'e bastım.
Bakın kendi rotorundayım şu an. Tamam. Yukarıdaki rotordan kendi rotoruma dönmek için DT ile Shift 6 bıraktım, X'e bastım. Ve bakın şu an kendi rotorundayım. Artık burada ne yapacaksam komutu yazıyorum. Gibi. Ondan sonra yukarıdaki rotora geri dönmek istiyorsam. Yok. Bu sefer boş yerden Enter'a basıyorsunuz. Komut vermeden boş yerden Enter'a basıyorsunuz. Tamam. Ve de yukarıdaki rotora bağlısınız artık. Gibi. Böyle geçişler yapabiliyorsunuz. Peki ama asıl problem şu. Ben birden fazla router Ethernet bağlantısı yaptıysam ne olacak? Ben şu an şu router'dan şuraya bağlayayım. Belki şurada başka bir router var, buraya bağlayayım. Belki burada başka bir router var, oraya bağlayayım. Ethernet'le. Yok. Onun için komut var. Yani direkt bir sürü router'a bağlıysanız hangisine gitmek istediğinizi bir komut verip seçip oradan devam edebiliyorsunuz. O komut da şu. Ben tekrar kendime bir geri döneyim. CTRL Shift 6 bıraktım, X'e bastım. Şu an kendi router'umdayım. Aşağıdaki router'dan. Aşağıdaki router'dan nereye, hangi router'lara bağlı olduğumu görmek istiyorum. Komut Do Show Sessions. Do Show Sessions komut. Bu komut Ethernet üzerinden hangi router'lara bağlı olduğumu gösteriyor. Bakın şu an kime bağlamışım ben? 192.168.3.2'ye bağlıymışım. Bakın onun yanında bir tane yıldız var. Yıldız. Yıldızın bir esprisi var. Yıldız şu demek. Boş bir yerde Enter'a bastığında hangi router'a bağlantı yapacak onu gösteriyor. Tamam mı? Yıldız. Peki burada birden fazla işte bağlantım varsa sağ taraftaki mesela sağ taraftaki router'a da bağlantım var. Sağ taraftaki router'a gitmek istiyorsan ne yapacağım? Onun için de komut do resume. Son numarayı yazıyorsunuz. Tamam. Böyle şekilde numarayı yazdığınız zaman Ethernet bağlantısı yaptığınız cihaza bağlantı yapmış oluyorsunuz. Tamam gibi. Peki ben birden fazla yere bağlıysam bağlı olduğum yerdeki bağlantıyı koparmak istiyorsam ne yapacağım? Tahmin edebilen var mı konut? Resume'un bir tersi var. Disconnect. Disconnect komutu. Disconnect komutu da böyle yaparsanız oraya olan bağlantınızı koparmış oluyorsunuz. Tamam gibi. Ya bunlar çok işinize yarayacağı için anlatmıyorum bu arada. Hani sınava girmek isterseniz böyle ortamlar gelir. O zaman lazım olabilecek bir şey. Yoksa gerçek hayatta cihazdan cihaza niye internet bağlantısı yapasınız ki? Yani çok karşınıza gelecek bir şey değil. Yani belki şöyle bir ortam olabilir. Arka arkaya bir sürü router vardır. Siz buradan buraya zıplayamıyorsunuzdur. Şöyle, 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 şöyle falan gitmek için belki kullanırsınız da çok olacak bir şey değil. Şuradaki router'dan şuraya internet bağlantısı falan. O zaman işe yarayabilir. Onun dışında çok işe yarayacak bir şey değil. Peki tekrar bir tane bağlantısı yapın yukarıya. Yukarıya tekrar bir tane bağlantısı yapıyorum. Orada bir şey daha göstereceğim. 1-2-3. Bakın şu an aşağıdaki router'dan yukarıdaki router'a bağlayayım. Durum bu. Şuna bakmak istiyorum ben. Yukarıdaki router'da bana kimler bağlı onu görmek istiyorum. Yukarıdaki router'da bana kimler bağlı. Onun için de şöyle bir komut var. Yukarıdaki router'a gittim. Komut do show users komut. Bu komutta bana kimler bağlı onu görüyorum. Do show users. Bakın bana bağlı olan kimmiş? 3.1'i görmemiz lazım burada. Bakın 3.1 bana bağlıymış burada. Tamam. Peki ben bana bağlı olan adamı şutlamak istiyorsam ne yapacağım? Şöyle bir komut veriyorsunuz. Clear line komutunu veriyorsunuz. Clear line. Sonra şu ifadeye giriyorsunuz. 67. Ama bu komut peki trace'de yok. Clear line 67 komut. Yani clear line komutun kendisi de clear diye bir komut var ama line tarafı yok. Ve şuraya 67 numarası neyse artık orada onu yazmak lazım. Tamam? Bağlı olan adamları şutlamak için. Peki bu böyle. Hani lazım olursa kullanabilirsiniz diye anlattığım bir şey bu. Yoksa dediğim gibi karşınıza gelecek bir şey değil. Var mı sormak istediğiniz? Oradaki şey bana kaç tane adam geliyor yani oradaki bilgisayarmış, cihazmış, işte cep telefonuymuş önemli değil. Cep telefonundan internet bağlantısı yapabiliyorsun. Mesela ben yapabilirim sana sonra. Evet internet bağlantısı yapıyorum arada falan. Oluyor yani. Orada önemli olan cihaz.
Peki. Bu şekilde. Şimdi şu DNS ile ilgili birkaç tane komut var. Router'lara DNS kimdir göstermek için, tek parça isim sorulumuna gidip kime sormasını göstermek için birkaç tane komut var. Onun testini yapalım. Hemen şöyle bir şey yapalım. Şu server var diye bizim. Server'a tıklayın. Server'a. Server'ın config tabına koşun. Sonra DNS'i bulun. Server'dayız. Config tabına gittik. Şurada DNS var. Bakın DNS. Birazcık çakma da olsa DNS yani. Sonuçta soru soruyorsunuz, cevap veriyor. Domain kontrol için DNS ayarlamıyoruz. Yani açıp soracağız, IP söyleyecek bize. Şimdi oraya bir tane kayıt girelim. İşte kaydın adı test Shine Commerce. IP adresi de 192.168.1.2. Şu an DNS'imizin üzerine bir tane kayıt oluşturduk. Şimdi router'dan bunun testini yapmak istiyoruz. Router'dan nasıl test yapacaksınız? Bir kere router'a DNS'in 1.4 olduğunu göstermeniz lazım. Onu nasıl yapıyorsunuz? Hemen router'a gelin. Oradaki router'dayım. Şuradan bir çıkayım ben. Ortadaki router'dayım. Ortadaki router'a DNS'i göstereceğim. 1.4'tür diyeceğim DNS. Bunun için komut IP name server 192.168.1.4. IP name server 192.168.1.4. Bu DNS kimdir? Göstermek için kullandığınız komut. Ondan sonra bir testini yapalım bakalım. Ping atabiliyor musunuz? Do ping test.shine.com test.shine.com. Yürü. Bak şu an 1.4'e falan soruyorum diyor. Bu kadar bekli olmasının sebebi Packet Tracer ile alakalı. Birazdan kendine gelecektir. Bakın. Siz ona test.shine.com'u sordunuz. O dedi ki ben bunu 1.2 olarak buldum IP'sini. Ve oraya ping attım diyor. Söylediği şey bu. Neydi bu nokta ve üzerindeki çizgi? Nokta deniyorum. Çizgide reply alıyorum. Oradan bana cevap dönüyor demektir. Tamam. İlk seferini kaçırıyor olmanızın sebebi de işte packet trace'in saçmalığından kaynaklanıyor. Biraz geç geliyor cevaplar. O yüzden. Ama test.shine.com diye sorduğunuzda adam 1.2'ye dönüştürdüm falan diyor. Öğrendim, çözüyorum falan gibi. Peki. Bununla ilgili bir komut daha var. Bunu da göstereyim. IP domain name diye bir komut var. IP domain name. Mesela ben IP domain name'e shine.com dersem şunu demiş oluyorum. Tek parça bir isim sorulduğunda ben bunun sonuna shine.com'u yapıştırıp öyle DNS'i soracağım demek için. Tamam. Hatırlıyorsanız DNS birden fazla parça isimleri çözebiliyordu. O sebeple sorduğunuz tek parça isimlere gidip DNS'e sorabilsin diye bu komutu veriyorsunuz. Ve hangi ismi eklesin onu söylüyorsunuz buradan. Tamam. Yaptığı şey bu. Var problem. Peki. Bir iki tane daha örnek yapalım. Onları da göstereyim. IP host diye bir komut var. IP host. IP host komutunun yaptığı şey şu. Bir isimle IP'ye eşleştiriyorsunuz. Aslında bildiğiniz bir şey bu. Windows'larda host dosyası diye bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Host dosyası. Neydi o? Kayıt giriyordunuz oraya. O kayıtlar duruyordu hep orada, hatırlıyorsunuz. Hiç silinmiyorlardı. Bu da ona benzer bir durum. IP host komutuyla siz tek parça isimleri IP karşılıklarını yazabiliyorsunuz. Hemen bir tane yapalım beraber. Şu bizim router'un adı işte neydi? DT miydi? DT. Yukarıdaki router'ı ifade etmek için DT derim. IP'si de 192.168.3.2 derim. Gibi. Tamam.
hemen bir tane daha yapalım. IP host sağ taraftaki root'un IP'si 2.2 mi? Sağ diyelim ona da 192.168.2.2 gibi. Tamam? Bunları ekliyorsunuz böyle. Peki ekledikle ne oldu? Hemen bir deneyelim. Do ping DTE. Do ping DTE. Bakın IP yazmama gerek yok artık. İsim yazıyor. Do ping DTE dedim. O dedi ki öyle bir şey yok. Peki şöyle yaptım. Fark ne? Doğru. Cisco router'larda verdiğiniz isimler genelde nasıl verdiyseniz öyle kullanılması gerekiyor. Case sensitive yani. Tamam. Bakın böyle yazdım kabul etti mi? Böyle yazdım kabul etmedi. Niye? Çünkü ben belirlerken böyle demedim buna. Tamam. Aklınıza vur. Peki. Ben eklediğim postları görmek istiyorsam hangi komutu vermeliyim sizce? Bir kere şöyle bir şey yapmam. Do show demem lazım. Sonra da hangi bir yani? Komut bu. Do show host. Hatta host olması lazım. Şöyle doğru. Do show host komutun adı. Bu. Bakın eklediğiniz kayıtlarda burada duruyorlar. Tamam. Hocam şekilde bir şey sorabilir miyim? Şekilde. Evet. Şunu göstereyim ondan sonra sorayım. Tamam. Ama buradan görebiliyorsunuz. Peki ben bunları iptal etmek istiyorsam, bunları buradan silmek istiyorsam ne yapacağım? Eklediklerim bakın burada gözüküyorlar. Ben bunları silmek istiyorum. Bildiğiniz bir yöntem var aslında. Doğru. Bakın ben şöyle yapıyorum. Şu komutun başına gidip no koyuyorum. Sonra tekrar do show host diyorum. Bakın yok. Tamam. Gibi. Yaptığınız şeyi iptal etmek için no diyorsunuz. Host kısmında. Tamam, şimdi sor. Arkasında başka bir router daha var diyorsun. Router var. Tamam. Veya PC var. Oradan müdahale ediyor. Aynı router. Tamam. Bu buraya bağlantı yaptı. Tamam. O da gitti. Onun ona göre sol bacağına şey yaptı. Ha bak ama oradaki olay şu. Sen bu router için isim veriyorsun. Sen bu router'a diyorsun ki sağ bak budur diyorsun. Sen de bu router'a diyeceksin ki benim için sol burasıdır. Yani bu adam için sağ sol önemli değil. Önemli olan senin tarafın. Yani ben buraya sağ dediysem benim için sağ. Bu adam için sağ değil ki o. Sen gidip buraya da sol dersen bu router için sol. Gibi. Yani işte orada şey demek istiyorum. Router'a mı isim veriyoruz yoksa onun diğer diğer bacağı da 4.1'e router'a isim vermiyorsun burada. Burada sen şunu yapıyorsun. Ben IP ile yazmak yerine IP'sini yazmak yerine şunu yapacağım diyorsun. Benim için IP karşılığı olan isim budur demiş oluyorsun. Sadece senin için oluyor bu. Sadece bu router için oluyor. Bu router'a oluyor. Yani bu router'a verdiğin isim, şunun için verdiğin isim, şu router için verdiğin isim sadece buna ait oluyor. Bunu ilgilendirmiyor. Bu bilmiyor onu. Yani sen gidip şuraya bir tane router alsan, desen ki işte üst desen buna. İşte bu router için üst oluyor bu router'ın adı. Anladım. Ben IP'ye isim vermiş oluyorum. Tabii IP'ye isim vermiş oluyorum. Bu router'ın ismi budur demiyorsun. Dolayısıyla öbür taraftaki bağlı birisi de mesela diyelim ki diğer bacağı 4.1. O da ona IP verebilir tabii ki. Yani o kendi bağladığı kendi router'ını ilgilendirir. Bu router'ı ilgilendirmez. Maksat isim vermek orada. Yani o tarz işlerle uğraşmamak için. Peki. Yani şimdi burada bizim olmayan tecrübemize göre. Yok estağfurullah. Şeyden, anladım demek istedim. Geldi ki hocam ha? Yani siz server'ın şeylerinden, derslerinden geldik ki orada işte isim veriyorsunuz. Ha ama orada direkt server isim veriyorsun ya. Burada senin için bir belirleyici ifade söylüyorsun. Ya takma isim gibi düşün. Ha, öyle. Ya sadece o router'a veriyorsun. Öbürünü bağlamıyor yani. Peki. Var mı sormak istediğiniz buraya kadar? Şimdi dedim ki az önce şöyle bir örnek verdim. Şu PC'den şuraya internet bağlantısı yapmanızı istiyorlar demiştim hatırlıyorsanız.
Ve hani bazen de şuranın IP'sini de vermiyorlar. IP'si de olmuyor. Şimdi ne yapıyordunuz? Buradan buraya terminalle bağlıyorsunuz. Buradan buraya zıplıyordunuz. Şimdi buradan buraya zıplayacaksınız da bu cihazın IP'sini bilmek lazım. Ama bilmiyorsunuz, vermemişler. İşte bu durumda siz şunu yapabiliyorsunuz. Bu cihazlar belirli aralıklarla sağındaki solundaki cihazlara kimliklerini söylüyorlar. Şimdi kimliklerini söylemekten kastım ne? IP bilgisini, benim IP'm şudur, şu seriden bir tane router'ımdır, işte markam şudur gibi bilgilerini söylüyorlar. Yani router'lar ya da herhangi network cihazı birbiriyle konuşurken, belli aralıklar birbirleriyle konuşurken kimliklerini söylüyorlar birbirlerine. Özelliklerini söylüyorlar, IP'lerini söylüyorlar, bilgilerini söylüyorlar, tamam. Ve bunları siz görüntüleyebiliyorsunuz. Router'lardan bir tanesine ya da switch'lerden bir tanesine gidip ben kimlerle komşuyum, sağımda solumda hangi cihaz var, IP'si nedir, onları öğrenebiliyorum, tamam. Bunu görmek için de şöyle bir şey yapayım, hemen göstereyim. Şu router'a gidin hemen, ortadaki router'a. Ortadaki router'un daha fazla komşusu var. Solunda switch var, yukarıda router var, sağında router falan var. Şöyle göstereyim. Komutun olduğu yer yine burası. Show CDP Neighbors. Komut bu. Bu komut bu cihazın komşularını gösteriyor. Bu cihazın komşularını. Kimlerle komşu? Kimin yanında ne var? Sağında solunda ne var? Onları görüyorsunuz, tamam? Show CDP Neighbors. Neighbors demek bu arada? Komşu demek değil mi? Doğru. Bu arada niye CDP? CDP denmesinin esprisi şu. Bunun adı Cisco Discovery Protocol diye geçiyor. Protokol. CDP sayesinde cihazlar birbirlerine kimliklerini söyleyebilirler. Şimdi alınan anlayışlar üzerine Cisco'ya ait bir şey bu. Ama başka cihazlar tarafından da destekleniyor bu protokol. Yani mesela şu an buradaki switch Cisco. Cisco bir switch. Atıyorum burada HP marka bir switch olsaydı, HP'ler mesela bunu destekliyor, CDP'yi destekliyor. Dolayısıyla buradaki HP olsa bile HP sağa sola artık ben markam şu, IP'm şu falan filan söyleyebiliyor, tamam? Yani Cisco'ya özel bir şeymiş gibi gözüküyor ama cihazların çoğu destekliyor bunu. Bakmak lazım. Show CDP Neighbors. Show CDP Neighbors derseniz şöyle size bir takım bilgiler verecek. Şöyle bir takım bilgiler. Bakın diyor ki bizim şu ortadaki router için işte sağında bir tane router var. İşte solunda bir tane switch var. Yukarısında da bir tane router var. Durum bu. Bakın diyor ki ben şu iki tane adamla komşuyum diyor. Üsttekiyle komşu değilim diyor şu an ama üstteki herhalde o anlık size söylemediğinden dolayı bunların bir cache'de durma süreleri var. O süre geçtiğinden dolayı herhalde burada gözükmüyor. Sebep o. Yoksa burada gözüküyor olması lazım onun. Neyse bakın şurada diyor ki bir tane switch diye bir tane switch ile komşuyum diyor. Bu arada switch dediğin devesinin esprisi de bu cihazın isminin switch olmasından kaynaklanıyor. Bakın router diye bir tane adamla komşu olmasının esprisi de bu cihazın adının router olmasından kaynaklanıyor. Yani burada switch görüyorum diye switch ile komşuyum anlamı gelmiyor. İsmi buymuş. Peki ben switch ile komşuyum. Switch ile şöyle sağa alayım. Switch ile nereden komşuyum? Kendi tarafının neresi nereden bağlı bana? Faceit'ten 0.0'dan. Hakikaten öyle. Switch nereden bağlı bana? Faceit'ten 0.0'dan bağlı. Hold time dedi de işte ne kadar süre geçerse ben bunu buradan sileceğim ayarı. Kapasite kısmında bakın S görüyorsunuz. S de neymiş? Switch'miş. O taraftaki bir switch'miş mesela. 2950 modelmiş. İşte bu cihaz ortadaki router oraya nereden bağlıymış? Nereden bağlıymış? Faceit'ten 0.3'den bağlıymış. Bakın bunları görüyorsunuz, tamam mı? Gibi. Kimlerle komşu olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Peki ama IP yok. IP'yi göremiyorsunuz değil mi? İşte bunun sonuna bir de detail eklerseniz detail. Ondan sonra artık IP'leri görmeye başlayacaksınız. Show CDP Neighbors Detail derseniz de şöyle bakın switch değil de router'a bakın. Switch'in IP'si yok çünkü Switch'in IP'sini göremeyeceksiniz. Aşağıda router'a gidip bakarsanız IP adres kısmında IP adresi de yazıyor. Tamam. Artık bunun IP'sini de buradan görebiliyorsunuz. Bunun sonuna bir detail komutunu ekleriz. Bu arada detail ne demek? Detay demek. Ayrıntı demek. Doğru. Bunun sonuna detail eklediğinizde direkt IP'sini de görebilmeye başlıyorsunuz. Hocam bu aldığınız çıktıların hepsini böyle bir tekste aktar, notete gönder diye direkt yok. Yani şöyle yapabiliyorsun. Copy, paste yapabilirsin. Oluyor da direkt yok.
Peki. Bir de şöyle bir şey var. Show CDP entry router. Komutuna böyle verirseniz, şu komutuna şöyle verirseniz, bütün komşuları değil de sadece ben router isimli router'ı komşumun ilgili bilgiyi görmek istiyorum diyorsunuz, tamam? Komut bu. Show CDP entry router. Bunu verdiğiniz zaman da sadece router'la isimli olan router'la ilgili bilgileri size veriyor, tamam? Gibi. Bu gayet işe yarıyor sınavlarda, sağda solda. Hatta bunu yakalayan programlar falan da var. Yani programı açıyorsunuz, diyorsunuz ki CDP'leri yakala. Ondan sonra program CDP paketlerinin hepsini yakalıyor. Ondan sonra ne cihaz varmış network'te öğreniyorsunuz mesela. Bunu yapan programlar var. Peki var mı sormak istediniz?